Evet, iyi akşamlar. Buyurun hocam. İyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle şunu belirteyim, kaybettiğimiz için üzgünüm. Maçı kısaca değerlendirecek olursam, maç başlangıcı bize yakışmayan bir başlangıçtı. Neticesinde içeride çok dar bir alanda, zamanda gördüğümüz pozisyondan dolayı penaltıdan gol yedik. Devamında golü de bulduk ama ikinci golü özellikle çok hassas olduğumuz bir nokta içerisinde ve ısrarla çalıştığımız ve anlatmaya çalıştığımız bir konudan dolayı bize yakışmayacak bir tarzda yedik. Ama ben oyuncularımın bu tavrını, bu yenilen golle alakalı normal karşılıyorum. Çünkü hayatının her evresinde futbol karakteri olarak üzerine sinmiş veya ceket gibi giymiş olduğu bir karakterden farklı karakterler üretmeye çalışıyorsunuz. Onun için ufak tefek hataları mazur görebiliyoruz. Üçüncü golden sonra daha baskılı oynayan takımım vardı. Bulduğumuz pozisyonlar vardı. İşte bu dönem içerisinde hepimizin baktığı ama bazılarımızın gördüğü bir pozisyon yaşadık. Tabii ki ben saha içerisindeki ekrandan da gördüğüm pozisyonda, emin olduğum pozisyonda penaltı verecek diye. Belki orada 3-2'yi bulmuş olsaydık penaltıdan sonra. O baskı ve coşku bizi farklı bir noktaya taşıyabilirdi. Olmadı. Girdiğimiz pozisyonlarda da gol yapma becerisini gösteremedik. Dolayısıyla böyle bir mağlubiyet aldık. Şimdi bazen galip gelirsiniz, kaybedersiniz ama bazen yenile yenile büyürsünüz. Yenile yenile çok farklı bir noktaya gelirsiniz. Biz bugün böyle bir müsabaka oynadık. Sakatlarımızın olması sebebiyle ham oyuncularımızın gelişimine biraz daha müsaade etme boyutuyla kısıtlı kadroyla hem lig hem kupa yarışıyoruz, mücadele veriyoruz. Ona rağmen mücadele eden, teslim olmayan ve hakemin bitiş düdüğüne kadar saha içerisinde samimi duruş gösteren oyuncularım var. Ben mağlubiyete rağmen onlara teşekkür ediyorum. Tabii ki kendi çapımıza değerlendireceğimiz hatalarımız var, eksiklerimiz var. Onlar üzerine de yine ısrarlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Evet, teşekkür ediyorum. Bunları ben önce sondan başlayayım. Maçtan sonraki gittiğimde hiçbir şey konuşmadım. Sadece tebrik ettim. Çünkü bazen insanları tebrik ederek de alması gerekeni alabilirsiniz. Ben ortaokul döneminde okuduğumuz bir kitap vardı. Bilmiyorum benim yaştaşım pozisyonda olanlar varsa bakmak ve görmek diye bir konu vardı. Bilmiyorum hatırlar mısın? İnsan bazen bakar ama görmez. Biz oyuncularımıza diyoruz ki bakın, insanın gözüne bakın, gözünüzle gördüğünüzü yüreğinizle görün, yüreğinizle sevin diye. Hep oyuncularımıza onu anlatmaya çalışırız. Bu gencecik fidanları hayata hazırlarken de onu salık veriyoruz, onu öğretmeye çalışıyoruz. Yoksa siz bakarsınız, değerlendirirsiniz ki ben saha içerisindeki ekrandan gördüm pozisyonu. Ve o kadar rahat döndüm ki, çünkü çok bariz, ben gördüm oradan yani ekrandan. İşte bazen biz görüyoruz, görülmüyor. Demek ki bizim bakış açımızda bir yanlışlık var. Biz bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ben hocamı maçtan sonra eleştirmedim. Herhangi bir şey söylemedim. Sadece tebrik ettim. Sayın Başkan'ın görüşüne katılıyor musunuz? Başkanım kendi fikirlerini açıklamıştır. Başkanım hangi açıklamayı yaptığını bilmiyorum ama mutlaka kendince çok makul ve anlaşılır bir açıklama yapmıştır. Öyle zannediyorum. Buyurun. Darbu Ture konusunda Galatasaray'ın yüksek oyuncuları vardı. Dolayısıyla yüksek oyuncuları olduğu dönem içerisinde kalede de genç bir kardeşimiz vardı. Dolayısıyla gelebilecek özellikle duran toplarla alakalı tehlikelerde en azından bertaraf etme noktası içerisinde vahit tercihimizi de o boyut içerisinde bir tane daha en azından kafa topu vurabilecek oyuncu diye düşündük. Aynı zamanda da savunma önünde bir sigorta gibi kalır. Abdülkadir'in ve Yusuf biraz daha rahat hareket edebilir diye düşündük. Tabii devreye mağlup girince maçı çevirebilme noktası içerisinde bu sefer havadan değil de yerden biraz daha hamle gücü olan oyuncu değerlendirelim dedik. Yoksa beklediğimin ötesinde çok çok kötü bir performans sergilediği için oyuncu değişikliği yapmadım. Sadece içeriye mağlup girdiğimiz için biraz daha yerden oyunu hızlı taşıyabiliriz noktası içerisinde Abdülkadir tercihini yaptım. Başlangıç noktası içerisindeki konuda zannediyorum anlaşılmıştır. En azından yüksek oyunculara karşı bir nevi tedbir amaçlı kullanmıştım. Abdülkadir Ömür'ün alt adalesinde sorunu var. Bunu daha önceki yıllarda da kısmen yaşamış. Bir de ayak topuğunda bir
yarası var. Yani orada bir yastıkçık gibi oluşan, içeride bir küçük ödemi var. Özel bir koruyucuyla beraber oynamaya gayret gösteriyor. İster istemez performansını olumsuz etkiliyor olabilir ama ben bugün özellikle ikinci yarıdaki hareketliliği ve canlılığını daha şey buldum. Yani takdirle değerlendirilebilecek boyutta gördüm. Yani herkes bir özverinin peşinde, herkes bir gayretin, çabanın peşinde. İçinde bulunduğumuz durumun farkındalar. Sonuçta bu takım onların takımı. Yani ben gerçekten kızamıyorum. Ben geçen kupa maçından sonraki oynadığımız 21-22 günlük dönem içerisinde 6 tane maç oynadı bu çocuklar kupa ve lig davasında. Bugünkü geldiğimiz anda yine bakıyorsunuz aynı kadro, aynı oyuncuları kullanmak durumunda kalıyoruz. Her an yarışın içerisindesiniz. Biraz rahatlayıp da işte daha farklı çözümler üretebilirim gibi bir şansınız olmuyor. Sosa geldi. Şayet 3-1'den sonra 3-2'ye getirebilmiş olsaydık bir Sosa hamlemiz olacaktı. Ama aradaki fark hep 2 devam ettiği anda tekrar onu da risk etmek istemedik. Çünkü 2'ye yakın bir dönem içerisinde sadece son 2 antrenman bizimle beraber olabildi. O son 2 antrenmanda takdir edersiniz ki kupa maçından çıkmış bir takımın yapmış olduğu hamlelerdi. İşte yumuşak antrenman olarak geçtiğimiz antrenmanlardı. Onun için oyuncularından memnunum. Gösterdikleri çaba var, gayret var. Tabii ki zaman zaman performanslarını üst seviyeye daha çok çekecek diye beklediğimiz oyuncular var. Ama sonuçta bunlar makine değil, insan. Onların da yorgunlukları olabiliyor. Hep sinir uçlarıyla oynuyorsunuz. Hep hedef gösteriyorsunuz. Onun içerisinde ufak tefek dalgalanmalarda makul karşılıyoruz. En azından ben makul karşılıyorum. Trabzonspor'un yıllardır Türkiye üzerinde bir model, rol model özelliği vardır. Tabii ki bu dönem içerisinde özellikle geçmiş 2-3 dönemi dikkate aldığımız dönem içerisinde daha böyle marka olmuş oyuncular ve yüksek maliyetlerle kulübe kazandırılan oyuncular vardı. Elbette ki kulübümüzün başarısı anlamında arkadaşlarımız da emek harcadılar, ter döktüler. Ama sadece bizim değil, belki ülke futbolunun geleceğe daha emin adımlara bakabilme noktası içerisinde artık kara göründü arkadaşlar. Yani insanların bir şekilde ayaklarını yere basması lazım. Bu büyük bütçeleri, ağır bütçeleri kulüplerin kaldırması mümkün değil. Sırtımızda yük gibi taşıyoruz. Ben spor adamı olarak değerlendiriyorum. Bu değerlendirmeyi ona binaen yapıyorum. Dolayısıyla biz genç oyuncularımıza forma verdik. Evet, başarılı oluyorlar. Başarılı olurken daha çok öğrenecekler, daha çok gayret gösterecekler. Ve biz rengi, milliyeti, dini ne olursa olsun bize emanet edilen her oyuncuyu kendi evladımız gibi görürüz. Yani ben altyapıdan gelen oyuncuları kullanıyorum ama 10.000 kilometre öteden gelmiş farklı inançlardan, farklı kimliklerden oyuncular da bize emanet edilen, bize teslim edilen oyuncular gibi diye görürüz. Ve ben onları asla yabancı statüsünde diye değerlendirmem. Kontenjan oyuncusu diye değerlendiririm. Dolayısıyla bu harmanın içerisinde bu çocuklar pişecekler. Zaman içerisinde çok çok daha iyi yerlere gelecekler. Tabii biz bu süreç içerisinde en azından fikrimizi söyleyeceğiz. Çünkü altyapıdan böyle bir anda getirdim de koydum demekle, oynasın demekle olmuyor. Orada ciddi bir emek gerektiriyor. Ciddi bir yapılanma gerektiriyor. Belki üst tarafa yapacağım bir oyuncu transferine altyapıyı her türlü fizik şartları da dahil olmak üzere, eğitimci kadrosu da dahil olmak, malzeme de dahil olmak üzere çok rahat dizayn edebilirsin. Ama diğeri daha cazip geliyor. Çünkü sana ait olmayan bir parayı hoyratça kullanabiliyorsun. Ve orada vitrin yapıyorsun. Ve o tavrı da alkışlayan binlerce, milyonlarca insan olabiliyor. Çünkü anlık düşünüyorsun. Biz şimdi elbette ki gençler bizim için çok değerli. Sadece Trabzon için değil, Türkiye genelindeki bütün gençler bize emanetler. Biz onları hem geliştireceğiz hem insan kalitesi olarak yukarı seviyeye çekeceğiz ki en azından biz tribünlere çıkarken, sahaya çıkarken bile belki futbolcu olamadığı anda, taraftar bilinci içerisinde olduğu anda misafir bir takıma ağza alınmayacak küfürlerle karşılamamayı da öğrenecek bunlar. Hepsi belki üst seviyede profesyonel olmayacaklar ama yani yakışmayacak, insana yakışmayacak, Türklüğe, İslam'a yakışmayacak tarzla beraber bir karşılamayı da en azından yapmayacaklar. O bilinçte sporun içerisinde olan insanlar yetiştirmiş olacağız. Ben ülke gençliğine güvenden yanayım. Takımlarımızın da tamamının da artık yavaş yavaş altyapıya döneceğini düşünüyorum. Ve kulüplerimizin de artık tesisleşmeyi tamamen ters çevireceğini, kaliteli hocaları tamamen ters çevireceğini ve altyapılarda barındıracağını ve çok kaliteli eğitimlerle beraber yeni genç kuşaktan, yeni jenerasyondan yeni oyuncular çıkartacaklarını, yeni insanlar
vatanına, milletine, bayrağına saygılı insanlar yetiştireceklerini düşünüyorum. Onu da Türk sporunu bir noktaya taşıyacağını düşünüyorum. Umut ederim ki yanılmam. Son soru. Barış, şimdi mi geldin? Toplantının başından yok muydun? Peki sana da cevaplayayım. Öncelikle hakem diyaloğu noktası içerisinde sadece tebrik ettim hakeme. Sonuçta ne şekilde maç yönettiğini, hangi kararlarını verdiğini en iyi şekilde o biliyor. Bizim birçok şeyi söylememiz doğru olmayabiliyor. Sayın Başkan gerekli açıklamalar yapmıştır zaten. O açıklamanın üzerine benim yorum yapmam hadsizlik olur. Mutlaka doğruları demiştir. Şimdi ben de soyunma odasında pozisyonlara baktım. Özellikle verdiği penaltı pozisyonuna baktım. Vermediği penaltı pozisyonuna baktım ki vermediği penaltı pozisyonunu saha içerisindeki ekrandan da görmüştüm ki gördükten sonra çok rahat bir şekilde penaltı ve penaltı sonrasını ben hesap ediyor boyuttaydım ama döndü devam ettirdi. Sonuçta karar merci oydu, düdük ondaydı. İşte biz adalet tesis etmesini bekledik. Umuyorum ki kendi yüreğinde, kendi vicdanında doğru hamleler yapmıştır. Belki hatası olmuşsa da makul ve masum bir hatadır diye düşünelim, öyle değerlendirelim. Başka türlü çünkü birçok şey söylemeyi belki düşünüyorum, belki geliyor, dolandırıyorum ama ses etmiyorum. Şu an susmayı çok daha uygun görüyorum. Teşekkür ederim. Son demiştim hocam. Hocam öncelikle iki konuda tebrik ediyorum ben. Birincisi Arda gibi 17 yaşında lise son sınıf öğrencisi bir çocuğu 50 bin taraftarın önüne oynattınız. Arda'yla ne konuştunuz ya da konuştunuz mu? Bir de hocam çok güzel anlattınız. Yani sporcunun ahlaklısını, Atatürk'ün de dediği gibi sabırlısını. Bugün sahada da gördük, çok sabırlı gerçekten bir Trabzonspor vardı. Ya bu işe hakemlerden başlamak gerekmiyor. Siz futbolcuyu ne kadar iyi yetiştirirseniz yetiştirin, sahada kaliteli futbolcuyu yetiştirirseniz yetiştirin. Hakemler böyle olduğu müddetçe düzeleceğine inanıyor musunuz? Şimdi tabii ki bu çok uzun soluklu değerlendirilmesi gereken bir konu. Bir kere kişi kendi yüreğine, kendi vicdanına muhalif oluyorsa, yenik düşüyorsa bir yerde hata var. Hani derim ya insan yüreği yeryüzü gibidir diye. Baktığınız anda bir tarafı karanlık, bir tarafı aydınlık. İşte bir yüreğimizde asıl olan aydınlığın karanlığa karşı galip gelmesini sağlayabilmek. Hangimiz olursa, basın da olabiliriz, saha içerisinde mücadele eden futbolcu olabiliriz, kenarda antrenör olabiliriz. Ne olursa olsun evimize götürdüğümüz ekmeğin helal olmasını isteriz. Ve bu adil bakış açısı içerisinde o perspektiften baktığımız anda saha içerisinde insanlar alın teri döküyorlar. Ben derim oyuncularıma, şimdi içeride tebrik ettim. Dedim ki biz yenilgi büyüyeceğiz. Çok önemli değil. Biz bunu tolere edebiliriz. Allah'ın izniyle bir dahaki maç biraz daha fazla gayret gösteririz. Biraz daha samimi duruş gösteririz. İstediğimiz sonucu alırız. Ama asıl olan insanların birbirine güvenini biz ortadan kaldırdığımız anda herkese ne lazımsa onu alabileceği mantık saha içerisinde dönüyor olacaksa o zaman bu işi yapmanın bir manası yok. Şu an baktığımız anda bak hepimiz sizler de dahil evimize bu işten, bu meslekten dolayı ekmek götürüyoruz. Ama bu işin özünde, temelinde masum niyetlerle beraber kazanılmış, alın teri dökülmüş ve karınca kararınca evimize ne götürebilmişsek helalinden çocuklarımızı, ailemizi beslemek isteriz. İnanıyorum ki, umut ediyorum ki Ümit Hoca da bu bilinç içerisinde hareket etmiştir. Bütün düşüncem o yönde. Arda adına da evet, Arda görev verdik yine. Gayet güzel de bir duruş sergiledi. Çok fazla panik de yapmadı. Bu şekilde büyüyecekler. Tebrik ediyorum kendisini. İyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar.